Aa, geldiler. Halamlar geldi, halam. Hala. Canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ayakla, sağ ayakla. Bismillah. Hadi bakalım. Kadir abi, başına iş aldım biliyorsun değil mi? Olur mu canım? Ben keyiften dört köşeyim. İnşallah hep öyle söylersiniz. Hala. Bak bu ev sizin, o da bizim. Ay ne güzel. Artık benim de bir odam var ama bazen seninle de yatabilirim. Tamam. Ben şu bavulları alayım da odalara çıkarayım. Ne olur çiçekleri dikkatli taşıyın, olur mu? Kırılmasın. Küçük olanı ben alayım. Önce eşyaları boşaltalım. Arabanın işi var, adamlar kalsın, ben gideyim. Olur olur, sen git. Sağ ol. Sağ olun. Hadi buyurun. Üst katı tamamen boşalttım. Oraya istediğiniz gibi yerleşin. Size de çok zahmet verdik. Aman olur mu canım? Sizden iyi kiracı mı bulacaktım? Fatmagül. Biz de ortada bırakmadığın için teşekkür ederiz. Bana teşekkür etme, Kadir abiye teşekkür et. Böyle bir imkanı bize o sağladı. Ya denk düştü, denk düştü. Hadi bakalım, buyurun. İşte burası böyle bir oturma odası. Burası yemek bölümü. Çok güzel. Şurada benim çalışma odam var. Burası mutfak ama fazla kullanmıyoruz. Yukarı çıkalım, gelin. Sizin bölüm burası. Ben fuzuli ne varsa attım. Ay yorduk sizi ama. Yok canım, olur mu? Ne yorması? Benim için de büyük temizlik oldu. Ev rahatladı. Bizim evi de tek başına boyamış. Bize hiç iş bırakmamış. Aa. Ya aşk olsun, söz vermiştiniz ama. Ne yapayım, heyecanlandım siz geliyorsunuz diye. Hem zaman kazandık, fena mı? Allah razı olsun. Ne yapılacaksa birlikte yapacaktık. Yaparız yine, yaparız. Fatma Gülken. Bak sana sözünü ettiğim oda, senin odan. Çok güzel. Ben koydum bavulları, koydum bir de. Sağ ol abicim. Burası da sizin odanız. Çok güzel değil mi? Geçen seneki taşınmamızı hatırladım da. Neler geçti neler. Ben bu yaşıma kadar Ildır'dan dışarı adım atmamıştım. Şimdi her sene başka bir yere taşınıyoruz. Keşke Kerim de burada olsaydı değil mi? Mutfağı istediğiniz gibi yerleşti. Bakın burada da bir kiler yeri var. Oraya da kavanozlarınızı koyarsınız. Ah, harika. Vallahi öyle mahcup ediyorsunuz ki beni. Nelere kalkıştınız. Çok teşekkürler. Murat gel oğlum. Ya. Yalnız bakın artık kimse kimseye teşekkür etmeyecek, tamam mı? Ben memnunum halimden. Bir de en çok neye seviniyorum biliyor musunuz? Bu ev eskisi gibi olacak, çocukluğumdaki gibi. Kerim de Fatma Gül'ü size emanet etti. Artık onunla içi rahat edecek ha? Tabii. Ben adamların başında durayım da bir şeyler kırılmasın. Hadi mukaddes. Benim de biraz sancım vardı, ayakları üşüttüm herhalde. Öyle mi? O zaman sen yat, dinlen. Bir şey yapma. Geç yat, yat, dinlen. Buyurun bir de şuraya bakalım. Ha, tabii. Gel gel, getir onu da getir. Koy koy onu da şuraya koy. O ezilmedi inşallah. Yok abla, en üste koymuşsun zaten. O sehpa salonun. Şunu içeri götürelim. Rahmi. Ha abla. Rahmi.
olsun, sizin lamba buraya kadar gelmiş. Ha, kolden çıkmadıydı. Fatma Gül. Benimle evlenir misin? Kırışmış bu dam. Hani asarsın açılır. Ay Kerim'in eşyalarını da buraya koymuşlar. Kalsın onlar kalsın, ben bu bıçakları asarım. Ah. Az çok toparlandı içerler. Ev büyük tabii. Kolay yerleşeceğiz. Görüşecek bu çocuklar? Önümüzdeki hafta. Ah. İnşallah. Ay öyle mi? Benim haberim yok. Daha yani kesin değil, ayarlamaya çalışıyorum. Söyleyin de sevinsin kızcağız. Yok söylemeyin. Yani hele bir kesinleşsin öyle söyleriz. Şimdi eğer izin çıkmazsa moralleri bozulur. Ustacığım sağ olasın, ellerine sağlık. Bereket versin. Ay, sağ ol kardeş, sağ ol. Sağ olsun, sağ ol. Hayırlı olsun. Murat, oğlum ne dedim ben sana? Hadi. Hadi. Ben yerleştim sayılır. Sana yardıma geldim. Yok, az kaldı zaten. Yerimiz dardı, her şeyi yan yana koydum. Şimdilik yani. Biraz böyle idare edeceğiz. Nasılsa Kerim çıkınca başka bir yere geçeceğiz. O zaman o da rahat rahat yerleşir odasına. İnşallah. Aşağı ineyim o zaman ben. Tamam. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.